Evladını kaybetmiş bir annenin acısı asla kaybolmuyor. Bizim burada bulunmamızın amacı, biz anneler olarak çocuklarımızı kaybettik. Başka annelerin ağlamasını, bu acıyı yaşamasını istemiyoruz. Çünkü evlat acısının ne demek olduğunu biliyoruz. Biz ateşten bir gömlek giydik ve son nefesimize kadar bu acıyı yaşayacağız. Bunu hafifletmenin, azaltmanın bir yolu yok. Ama başka canlar ölmesin. Trafik kurallarına uyarsak trafikte güvenli yaşam mümkündür. Yeter ki her sürücü direksiyonun başına geçen, motosikletin başına geçen her sürücü trafiğe çıktığı vakit bu kurallara uysun. Kurallar neden çıkarılıyor? Trafikte güvenli bir yaşam mümkün olsun diye yapılıyor. Kurallara uyulursa kazalar daha da azalacaktır. 28 tane insanımız öldü yılbaşından bu yana. Az bir sayı değil. Geçen sene 48 insanımız öldü. Ondan önce 28 insanımız öldü. Bakın giderek de artıyor. Yılın yarısındayken 28 tane insanımız öldü. 28 tane eve, ocağına ateş düştü. Bunu engellemek için bugün sağduyulu motosiklet sevdalılarının da desteğiyle bir farkındalık yaratmak istedik. Trafik kurallarına uymak için eğitim boyutunun ilkokullarda müfredatlara konulması gerekiyor. Bakın benim oğlumun katili en basitinden söyleyeyim. 19 yaşında 285 promil alkollü olan bir sürücü yeni ehliyetini almış ve benim oğlumun kazasının ikinci kazasıymış. Bu ne demektir? Daha pişmeden trafiğe çıktı demektir. Bakın bu motosiklet sevdalıları iki tekerlekli araca biniyorlar ve sürücülerin çoğu da, benim oğlum da bir motosiklet sevdalısıydı, araç olarak görmüyorlar. Saygı yok motosikletlere. Şunun farkında değiller. Motosiklete binen insanların kaportası bedenleri. Ve 100 tane kazadan, motosiklet kazalılarının 100 tanesinden 98'i maalesef motosikletlerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanıyor. Bakın biz 3 anneyiz. Hikmet Bey'in eşi de burada. O da eşini ve 3 tane çocuğu babasız kaldı. O da motosiklet kullanıcısıydı. Başkalarının hayat sorumsuzluğu nedeniyle biz sevdiklerimizi kaybettik. Ve artık Kıbrıs'ta başkalarının trafik kurallarına uymamasından dolayı can kayıpları yaşanmasını istiyoruz. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı duysun. Milli Eğitim Bakanı sesimizi duysun çünkü okullara, müfredatlara konulması gerekiyor. Sürücü kurslarının revize edilmesi gerekiyor. Onların bu kadar kolay ehliyet vermemeleri lazım ya. Ve Kıbrıs'ta, Kıbrıs toplumunda yaşayan her bireyin, Kıbrıslı olsun olmasın fark etmiyor, bu ülkede yaşıyorsan bu ülkenin trafik kurallarına uymak zorundasın. Sizin hatanız yüzünden biz can kaybediyoruz. Yetkililerin ve toplumun bilinçlenmesi gerekiyor. Kıbrıs Motosikletçileri Birliği Başkanı, Derneği Başkanı Umut'a ve bütün arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir farkındalık etkinliğini düzenledikleri için çok da güzel, duyarlı bir katılım oldu. Girne Belediye'miz de bu konuda, Murat Başkan da güzel bir destekte bulundu. Bu mekanı bize açtı. Motosiklet bir ekip ruhu işidir ve gerçekten trafikteki saygıları inanınız araba sürenlerden çok çok daha fazladır. Günümüzdeki en büyük problemimiz Kıbrıs'taki trafik diyoruz. Hayır, Kıbrıs'taki trafik değil. Bütün dünyada trafik ciddi anlamda artmaktadır. Tamam yollarımız diyoruz, onlar bunlar diyoruz. Her şeyin başında öncelikle saygıdır. Yani motosiklete bu adada saygı yoktur diye bir şey yok. Maalesef üzülerek söylüyorum ki bu adada yola çıkan herhangi bir sürücü, motosikletçidir, araba kullanıcısıdır, kamyondur, otobüstür, taksidir, kimsenin kimseye trafikte saygısı kalmadı. Ha, dolayısıyla da motosiklet iki tekerlek olduğundan dolayı o saygısızlığa maruz kaldığında
çok kötü sonuçlara sebep olabiliyor. Yani bütün halkımızdan, bütün duyarlı vatandaşlarımızdan tek dileğim trafikte biraz daha saygılı olunmasıdır. Başka bir şey değildir. Ceza mı dediniz? Cezalar artırıldı. Trafikte bir saygı artışı göremedim ama. Gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi birçok can kaybımız olur. Ve maalesef bu can kayıplarının sebebi de canını kaybedenlerin suçu değil, karşıdan gördükleri etkilerdir. Şeyin orada. Daha da senin önüne çıkıyor. Bir adam yüzüme bakıyor. Trafikte